Merhaba, iyi günler. Devlet Bahçeli'nin DEM partilerinin elini sıkmasıyla başlayan yeni dönem diyelim. Artık adı açılım mıdır, süreç midir anlaşamıyoruz ama yeni dönem tüm hızıyla sürüyor. Peş peşe haberler geliyor ve dönüp dolaşıp işler bir yerde bölgesel bir hal alıyor ve özellikle Suriye. Suriye'nin kuzeyine, Kürtlerin Rojava dediği bölgeye odaklanılıyor. İşte bütün bunları ambiri zamanla konuşacağız. Al Monitör'ün kıdemli muhabiri Amberin Zaman. Amberin, merhaba. Merhaba. Şimdi öncelikle Sezar'ın hakkı Sezar'a diyelim. Sen Al Monitör'de bir haber yaptın ve dedin ki güvenilir kaynaklardan birkaç kaynak, iki ya da üçtü, şimdi rakamı Üç. unuttum. Ankara ile Kandil arasında bir takım temaslar olduğunu söyledin. Hatta Öcalan'la Kandil'in görüştürüldüğünü, aralarında tartışma çıktığını, Öcalan'ın telefonu Kandil'deki muhataplarının suratına kapattığını yazdım ve her iki taraftan da peş peşe yalanlamalar geldi. Fakat Devlet Bahçeli'nin çıkışından sonraki yapılan değerlendirmelerde, hatta bir takım haberler de çıktı bu konuda. Ankara'nın, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İmralı'yla, Kandil'le, hatta Suriye'deki PYD, YPG yapılanmasıyla bir takım değişik kademelerde temasları olduğu yolunda. Şimdi bunun üzerinden bir geçelim istiyorum. Ne kadar bir zaman diliminden bahsediyoruz? Bu son 1-2 ayın olayı mı? Son 1 yılın olayı mı? Birincisi, esas görüşmeler devlet ve Apo'nun arasında, devlet ve Kandil'in arasında değil. Bu görüşmeler akabinde bir şekilde Kandil'le de temas kurulduğu anlaşılıyor. Millet telefon mu değil mi buna takılmış vaziyette. Kocaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti Abdullah Öcalan ile Kandil'deki gerillaları görüştürmek isterse elbette bunu başarabilecek çapta değil mi? Yani bu kadar o telefon üzerinde durulması bana biraz komik geliyor. Neticede süreç mi işte sen de belirttin tam adını nasıl koyarsanız koyun bir şeyler oluyor. Zaman dilimine gelince benim tespit edebildiğim ilk temas Kandil ve Öcalan arasında ne şekilde tam olarak yapıldığını tabii bilmiyorum ama Nisan ayındaydı. Devlet ve Apo zaten sürekli konuşuyor. Bunu biliyoruz. Seçim öncesi, sonrası bir temas zaten var. Ama bir tırnak içerisinde çözüme yönelik bir iradenin son aylarda özellikle de yerel seçimlerden sonra oluştuğu anlaşılıyor. Peki şimdi Devlet Bahçeli'nin çıkışları, peş peşe çıkışları, en son Öcalan gelsin DEM Parti grubunda konuşsun demesi, ne düşünüyorsun? Bunlar olağanüstü, yani sıra dışı şeyler, çok çarpıcı şeyler. Bunun bir ciddiyeti mi gösteriyor sence, yoksa bir şeylerin başarısı şansı olmayan bir hamle mi? Birincisi sonucunu öngörmek için çok fazla erken diye düşünüyorum. Herkes şu anda pozisyonlarını almakla meşgul. Devlet Bahçeli'nin çıkışı elbette çok çarpıcı ve önemli. Çünkü yıllarca elinde organ tutup işte Apo asılmalı diyen bir figürden söz ediyoruz. En ağır dilli Kürt hareketine ve Kürt hak taleplerini dışlayan bir figür olarak önümüzde dururken Apo'yu meclise çağırması tabii ki çok önemli. Ama yani bu mevcut sürecin itici gücü tabii ki Recep Tayyip Erdoğan ve karşısına muhatap alınan kendisiyle direkt görüşülmese de aracılarla muhatap alınan Abdullah Öcalan var. İki adam var karşımızda ve bir irade söz konusu. Hangi sahiplerle bu iradenin öne konulduğunu da ayrıca konuşabiliriz ama kesinlikle bir irade olduğunu görüyoruz. Bu çocuk oyuncağı değil,
Devlet Bahçeli de kaç yıllık siyasi bir figür, herhalde kendisini maymun edecek hali yok, değil mi? Bir takım şeyler konuşuldu, öngörüldü ki böyle bir adım atabildi. Peki, şimdi olay dönüp dolaşıp bölgesel yerlere düğümleniyor. Benim son dönemde gördüğüm PKK'ya yakın yayın organlarında çok güçlü bir bölgesel gelişme vurgusu var. İsrail-İran vurgusu çok var. Yani yurt dışında çıkan yayın organlarında ya da Kandil'den yapılan açıklamalarda çok ciddi bir bölgesel vurgu var ve bu bölgesel vurgunun ağırlıklı yönü de Suriye. Çok Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son uçakta yaptığı açıklamanın da önemli bir kısmını Suriye oluşturuyordu biliyorsun. Gerek Esad'la görüşememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, gerekse ABD'nin bir süre sonra Suriye'de Kürtleri satacağını, yalnız bırakacağını söylediği bölümlerde vesaire. Sence bu son dönemde yaşadıklarımızın ana nedeni bölgesel gelişmeler ve muhtemel gelişmeler mi ve özellikle Suriye mi? Elbette çok önemli gelişmeler yaşandı. Hamas'ın 7 Ekim saldırısının akabinde hiç görmediğimiz olaylar yaşandı. İran'ın direkt olarak İsrail'i hedef alıp İsrail'in de direkt olarak İran'a hedef alması gibi ve tabii büyük bir bölgesel savaşın tetiklenebileceğinden söz ediliyor ve bu bir şekilde İsrail İran'a hedef alırken İran'ın Kürtlerinin bir şekilde ayaklanabileceği, orada bir takım rejim unsurlarıyla, devrim muhafızlarıyla falan anlaşarak oradaki özellikle PKK meyilli unsurların bir anlaşmaya varıp gene işte Suriye'de olduğu gibi Türkiye'nin bir şekilde rahatsızlık, büyük bir güvenlik tehdidi olarak algılayabileceği bir durumun oluşmasından söz ediliyor ama ben bunu çok fantastik ve abartılı buluyorum. Çünkü birincisi zaten gördük İsrail'in en son İran'a yönelik saldırısının çok kısıtlı olduğunu ve öyle bir yere götürecek nitelikte olmadığını net biçimde gördük. Bence Amerika da buna asla izin vermeyecektir. Bir. İkincisi, İran'daki Kürt nüfusu çok farklı Suriye'dekinden. Suriye'deki Kürt nüfusu gayet homojen. Hepsi Kurmanca konuşuyor, hepsi Sünni. Oysa İran'daki nüfus bir kere çok daha önemli. 8-9 milyon Kürt'ten bahsediliyor ve neredeyse yarısı da Şii ve önemli bir kısmı da asimile olmuş durumda. Orada Fars kültürü biliyorsun çok hakim. Yani Farslarla Kürtler arasındaki makas çok daha dar, Türklerle Kürtler arasındaki makasla kıyaslandığında. Bir kere birbirlerinin dilleri arasında çok büyük bir fark yok. Yani bir sürü şey var orada farklı kılan İran'ın durumunu. Dolayısıyla Suriye dedin, evet Suriye ve burada tarihin bir tekerrürü söz konusu. Neden? Çünkü 2013'te başlatılan süreçte de işte Suriye'deki iç savaş patlak verip de rejim Kürt bölgelerinden anlaşarak çekilip muhaliflere karşı savaşı yani sürdürdüğünde tabii ki orada Türkiye bir şekilde bu durumu önüne alabilmek için daha ciddi bir işte Irak Kürdistan'ı senaryosu yaşanmaması için masaya oturdu. APO ile masaya oturdu ve o sıralar hatırlarsan Suriyeli Kürtler de gidip geliyordu Ankara'ya. Salih Müslim İstanbul'a gelip gidiyordu. Türk yetkilileriyle görüşüyordu. İlham Ahmet Ankara'ya gidip geliyordu. Asya Abdullah gelip gidiyordu ve o sıralarda bir aynı zamanda ona paralel olarak Abdullah Öcalan'la görüşmeler sürüyordu. Ama tabii öne konulan yani öne sürülen talepler son derece aslında gerçek dışıydı. Ne talep ediliyordu Kürtlerden, Suriyeli Kürtlerden? Siz gelin bu bizim desteklediğimiz Sünni muhaliflerle bir olun, Esad'ı birlikte devirelim.
Aynı zamanda da senin hani böyle bir şeyler kurma hayalin varsa da kendi halkın için bir şeyler yapmak gibi bir fikrin varsa da gel ondan vazgeç gibi bir şey kondu önlerine. Şimdi gene bakıyoruz tabii o süreç sonra çöktü ve tam tersi Türkiye'nin özellikle son dönemde de tanık olduğumuz şekilde Suriyeli Kürtlere saldırıları yoğunlaştı. Erdoğan ne diyor? Uçakta ne dedi? İşte oranın lağvedilmesi lazım oradaki yönetimin. Oradaki yapı kendisini feshetmeli bir şekilde, yok etmeli bir şekilde. Şimdi böyle başlarsan işe, yani bunun başarıya ulaşması Mazlum Kobani'nin de Suriye Demokratik Güçleri Komutanı bana dün yayınlanan yaptığım söyleşisinde dediği gibi bu şekilde başlarsan bu süreç diyoruz artık süreç diyelim. Başarıya ulaşması mümkün değil. Peki burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sen kendisiyle yeni röportaj yaptın. Bayağı kapsamlı bir röportaj. Birçok konuyu bahsediyor. Ankara ile bir şekilde üçüncü şahıslar üzerinden görüşmeler olduğunu da doğruluyor. Orada şey çok çarpıcı geldi bana. Sen soruyorsun, diyorsun ki Öcalan eğer şunu şunu derse, yani Ankara'nın talepleri doğrultusunda bir size talimat verirse ne yaparsınız diye soruyorsun. Şimdi metin önümde değil ama sen biliyorsun. O hayır böyle bir şey demez diyor. Derse kabul etmeyiz demiyor, demez diyor. Hakikaten demez mi? Bugüne kadar demedi öyle bir şey. Bundan sonra der mi? Karşılığında yani bunu dedirtecek kadar ne alabilir? Bunlar tabii önümüzdeki en önemli sorular şu an için. Ama yani başa dönersek eğer Kürt sorununun çözümünde samimi ise eğer devlet tabii ki Suriye ile değil Türkiye'nin kendisiyle başlar. Eğer böyle bir örgüt varsa karşımızda bu yani aniden kendiliğinden oluşmadı ki bir takım koşullar bir konteks içerisinde oluştur. Nedir? Yani Kürtlere yıllarca Türkiye'de eşit muamele yapılmadı. Ve sen oradan başlayacaksın işe. Eğer sen ve hedeflerini de mütevazı tutacaksın. Yani biliyoruz ki bu birkaç kez denendi ve olmadı. Gerçekçi hedefler koymak lazım ve ne olabilir bunlar? Madem anayasayı değiştirmekten söz ediliyor ve ben temelinde bu işin bölgesel kaosun işte Türkiye'ye muhtemel tehditler, özellikle İsrail kökenli tehditler bu beni güldürüyor. Türkiye bir NATO ülkesi ve şu an itibariyle de İsrail'e Türkiye üzerinden harıl harıl petrol akışı sürüyor ve ihracat da sürüyor. Yani anlatabiliyor muyum? Buradaki esas mesele tabii ki güvenlik bürokrasisi Suriye'deki olaydan, durumdan son derece rahatsız. Çünkü oradaki yönetimde bulunan kişiler daha önce PKK'de yer alıyorlardı ve bir takım PKK'lı üst düzey komutanların gidip geldiğini de oraya biliyoruz. Ama onu bir kenara koyalım. Esas mesele tabii burada hani irade var ama hangi sahiplerle öne konuluyor bu irade? Erdoğan'ın siyasi geleceği meselesi var ve özellikle de milliyetçi sağda doğan boşluk meselesi var. Çünkü bence bu son seçimlerinde gösterdiği gibi ve son kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman örneğin Özer Sencar programınıza sıkça çıkarttığınız Özer Sencar'ın da olguları bunu doğruluyor. Bir Mansur Yavaş figürü var. Her ne kadar kartvizitinde CHP dese de Mansur Yavaş milliyetçi sağ kökenli o düşüncede bir insan ve ortada bir milliyetçi sağ oy havuzu var. Ve orada eriyen bir MHP ve dağılmaya artık yüz tutmuş bir İYİ Parti var. O oyların adresi gittikçe kime yöneliyor? Oklar kime yöneliyor? Mansur Yavaş'a. Ve kamuoyu yoklamalarında da Mansur Yavaş hep
ilk sırada çıkıyor değil mi? Siz şimdi Tayyip Erdoğan olsanız, Devlet Bahçeli olsanız biraz kaygılanırsınız değil mi? Bu yani siz iktidarda kalmak istiyorsanız, özellikle Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmek istiyorsa üçüncü bir kez, ben yeni bir şey tabii söylemiyorum burada izleyicilere. Peki, Artık Kürtlerin oylarına ihtiyacı var değil mi? Çünkü öbür oylar, o denge, o milliyetçilerle kurulan denge 2015'te artık dağıldı, yok oldu. Şimdi hal böyleyken oturuyorsun masaya ama bunu bir dayatma şeklinde sunuyorsun. Diyorsun bir taraftan Suriye'deki Kürtler, siz hani lağvedin oradaki yapınıza, hadi hani bavulları toplayın işte, ne haliniz varsa görün, hani tuhaf bir şey aslında. Çünkü orası Suriye. Türkiye'ye düşmen Suriye'nin iç meselesine karışmak. Ne dedi Masum Kabani? Dedi ki Suriye'deki Kürtlerin çözümünün adresi Şam'dır dedi. Onu yapıyorsun. Öte yandan da işte peki diyorsun ki sen artık biz seni yendik. Artık silahlarını bırak. Abdullah Öcalan'a da bunu söyletmek istiyorsun. Tamam. Olabilir ama o zaman hani bunun karşılığında da Kürt sorunun çözümüne yönelik somut adımlar atman lazım. Yani atmak zorundasın bunu, sırf bir teslimiyet, bir hani çözülme, hadi işte biz seni yendik, bu Peki, kadar. Nasıl olabilir? Bunun adı barış olabilir mi? Olamaz. Amber'in şunu sormak istiyorum son olarak. Suriye'de TDG ya da YPG adı neyse o güçlerin arkasında yanında koalisyon özellikle de Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı herhalde bambaşka bir durum olurdu, değil mi? Elbette, çünkü Amerika'nın oradaki fiziki varlığı 900'e yakın, belki daha fazladır şimdi. Çünkü son süreçte biraz güç kaydırdılar oraya. Tabii ki onların en büyük güvenlik şemsiyesini delik deşik de olsa, çünkü Türkiye sürekli oraya saldırıyor, Amerika oradan çekildiği an tabii dengeler çok değişir ve orada ne olabileceğini hiç kimse kestiremez. Trump kazanırsa ne yapar? Harris kazanırsa ne yapar? Ama uzun vadede Amerikan askerinin orada kalacağını zaten ben düşünmüyorum. Ama şuna inanıyorum. Eğer Türkiye kendi içerisindeki Kürt sorunun çözümüne yönelik bir takım somut adımlar atar ve bu savaş sona erer, taraflar silahları bırakırsa, bunun mutlaka yani bir büyük devlete yakışan da bu zaten ve olumlu yansımaları mutlaka bölgede olacaktır. Ve orada Kürtler kendi sorunlarını çözmeye gayret ederken Türkiye'nin de bir yapıcı rolü olabilir ve bu sadece Türkiye'yi yüceltir. Anlatabiliyor muyum? Ve her manada herkesi bir kazan kazan senaryosu sunabilir böyle bir tutum, ama böyle bir niyet var mı? Yani böyle bir şey öngörülüyor mu? Henüz bunları söylemek için çok erken olduğuna inanıyorum ama neden olmasın diyorum. Neticede Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar eleştirsek de yani Türkiye'nin gördüğü en, yani Atatürk'ten sonra diyelim, en cesur lideri ve bizi gene ofsayta düşürdü değil mi? Hepimiz böyle bir şey mümkün değil derken bunu konuşuyor olduk kendimiz yeniden, bir olası barış sürecine ve geriye bıraktığı miras bu olursa, barış olursa ne kadar güzel olur. Keşke bu cesaretini, bu risk alma kabiliyetini başka hiç kimsede olmayan ve hala kitleleri sürekli peşinden sürükleyebilecek bir liderden bahsediyoruz. Böyle bir şey yapabilirse Cumhuriyet'in 101. Yıl dönümünde ne ala. Amber'in çok teşekkürler. Sağ ol deneyimlerini, görüşlerini bizimle paylaştığın için. Evet, Al Monitör kıdemli muhabiri Amber'in zamanla konuştuk. Esas gözlerin daha çok Suriye'de olduğunu Amber'in bize bunları yorumladı. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.